Dört hafta kaldı, bak dört hafta kaldı. Bu iki takımda şampiyonluk maçı olan derbiye çıkacaklar gibi. Merkez Erken Kurulu Federasyon planlı, programlı, öngörülü analiz ederek o planlamayı yapsınlar. Kendi hakemlerinden kullanacaksa yıpranmalarını önleyecek şekilde atamalar yapıp o derbiye hakemleri şimdiden belirlemede başlamaları gerekir son dakika üç gün kala olacak iş değil. Çünkü yumurta kapıya gelince bu iş olmaz. Memnunumdan herkese merhaba. Bugün Alanya Spor Galatasaray maçında Cihan Aydın'ın verdiği kararları yorumlayacağız ve analiz edeceğiz. Söz sende Alparslan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. İlk pozisyonumuz 18. dakikada Fatih Tekke'nin Cihan Aydın'ın yardımcısı Deniz Caner Özalan'a doğru bir itiraz oldu. Ardından da Fatih Tekke kırmızı kart gördü. Bu pozisyonu size sormak istiyorum. Şimdi normal olarak baktığımızda teknik alanını terk edip bir teknik adamın hakimin üzerine doğru veya yardımcı hakimin üzerine doğru gidip itiraz etmesinden dolayı ihraç edilmesi söz konusu olabiliyor. Fakat sezon başından beri teknik alanını terk edip bu gibi itirazlarda bu gibi kırmızı kart veya ihraç uygulanmadığı için herkes de. Ha burada bir sinkaf, bir hakaret söz konusu ise onu bilemem ama Fatih Tekke'nin yapısı itibariyle, background'ı itibariyle çalıştırdığı takımlarda bugüne kadar hani hiç olmayan bir şey. Dolayısıyla hani bu acaba sadece teknik alanı terk edip itiraz ettiği için mi yoksa bir hakaret sinkaf var mı? Bu hakemin raporunda e belli edecek bir durum. Yani orada sportmenliğe aykırı olarak mı teknik alanı terk ettiği için mi hakaret var diye mi orada PFDK'ya sevk edilirken bu ibare düşülecek. Çünkü bir hakaret mesinki yani yardımcı kim büyük bir ihtimalle onu duydu ki kırmızı kart ver dedirtti. Ama bir taraftan da işte Fatih Tekin'in yapısı, karakter itibariyle pek örtüştüremiyorum. Dolayısıyla merakla bekliyorum neden. ...kırmızı kartla atıldığına dair... ha ...teknik alanı terk etti ve sadece itiraz etti diye atılıyorsa... ...o zaman işte sezon başından beri... ...bu gibi konularda bir tutarsızlık... ...aynı şeye benziyor yani... ...verilmeyip, verilmeyip, verilmeyip... Bir ...altı saniye e, muhabbeti var yani hı hı. E, ...yıllar hı hı. önce verildi, bir kere eline verildi... ...e doğru mu doğru ama... ...yani yapılmayan bir şeyi yaptığın zaman da... ...doğruyu yapsan da maalesef kabul görmüyor. Burada da sanırım öyle bir şey var. Bekleyip görelim bakalım disiplin sevkinde hangi madde dayanarak sevk edilecek. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuz 25. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Abdülkerim'in Balkoveç'e faal yaptığı gerekçesiyle iptal edilen gol pozisyonu. Bu pozisyonda Abdülkerim Bardakçı'nı dikkatsiz bir şekilde rakibinin üzerine sıçrıyor ve basarak Güç alıyor, topa kafayı vuruyor. Hakemin faal kararı ve golü iptal etmesi doğru. Dolayısıyla verdiği karar yerinde. Doğru bir karar. Hocam 34. dakikada Alanya Spor'un bir penaltı beklentisi oldu. Bu pozisyonla alakalı sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Bu yapılan ortada çeşitli açılar çok farklı yorumlara ve kararlara farklı şeyler gösteriyor. E, vesile oluyor. Ama bazı açılardan Nelson'un topa kafayla hani vurduğunu o saçlarının oynaması yani o kafasının hareketlenmesi topa vurduktan sonra gözüküyor hatta ağır çekimde. Ha, ondan sonra koluna geliyor gelmiyor. Net olarak ya bu koluyla direkt oynadı kafasından geldi kafasıyla oynadı koluna hiç gelmedi. Yani çeşitli açılardan net bir şey yok ama benim kanaatim kafasıyla oynuyor hatta saçlarda bir oynama gözüküyor. Ondan sonra bilerek de oynadığı için kola gelse de penaltı değil. Ha burada direkt kolda kafasıyla oynamadan gelse de kol doğal konuda mı değil mi o farklı bir tartışma konusu olur. Ama burada ilk etapta kafasıyla oynadığı çeşitli açılardan gözüküyor. Bu benim yorumum tabii. Ama çok çok farklı açılardan çok çok farklı sonuçlar çıkılabilir. Dolayısıyla bu kadar değişken açılara göre farklılık gösteriyorsa görüntü hakemin kararını burada desteklemek gerekir. Hocam ikinci yarıya geçiyorum. İkinci yarının ilk dakikalarında Leroy Fer'in sarı kart gördüğü pozisyona götürüyorum sizi. Doğru bir karar, kontrolsüz bir hareket, net bir sarı kart. Hocam 54. dakikada Efecan ve Abdülkerim arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonu sormak istiyorum size. Bak bu pozisyon dünkü pozisyon son dakikadaki Tugay Kaan Numanoğlu'nun pozisyonu çözmesi zor. Bu pozisyon da çok bir zor hakem için. Ayağını son anda arkaya doğru uzatıyor. Futbolcu o ayağın önünden sanki takılmış gibi hani bir eylem hakemi çok çok yanıltır ama Cihan Aydın burada çok iyi çözüyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. Dün Tugay'a da söyledim. Yapmayın. Mesela Cihan Aydın da şu hareketi yaptı. Evet ne kadar emin olsan da yani varı taca atma. Vermediysen bırak dön git. Vücut dilini bu kadar net kullanmam. Ama şu var çok iyi çözdü ama eksik çözdü. Net bir sarı kart aldatmadan. Çünkü çok zor bir pozisyon. Dün gibi bugünkü de hakemi bu zor pozisyonda yanıtmaya sürükleyen, yanıltmak için yapılmış bir eylem buna Cihan Aydın'ın endeksel serbest vuruş verip sarı kart vermeliydi. Yani verdiği kararı taçlandırırdı kendi adına. Hocam maçtaki son pozisyonumuza geçiyorum. Leroy Fer'in ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyona götürüyorum sizi. Bu pozisyonda geç kalınmış bir müdahale. Ayağına basıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart doğru. Burada da Cihan kart gösterme prosedüründe hani aynı elde hem kırmızıyı hem sarıyı fotoğraf olarak vermesi çok şık kaçmadı. Buna dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Hocam maçtaki majör pozisyonlarımız bitti. Sizden genel olarak bir Cihan Aydın ve Varakemi Fabio Melo yorumu almak isterim. Vallahi Fabio Melo'ya pek iş düşmedi. İşte söylentiler 1400 euro, 1600 euro, 1800 euro arasında gidip geliyor maç başına. Cebine koydu. Şimdi business da evine dönüyor. Ondan sonra bugün itibariyle işte Fabio Melo da rahat bir gün geçirdi. İyi bir yolculuk yaptı. Lisbon'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'u gördü. Şimdi dönüyor. Maçta da ona düşecek bir pozisyon böyle çok spesifik anlamda yoktu. Cihan Aydın'a gelince şimdi Ahmet Hasan Aklımda kalanlar Ayhan, sonra Könlünün Fer'in bir pozisyonu, bir pozisyonu Fer'e yapılan bir pozisyon var. Avantaja bırakıyorsun. Ne olursa olsun oyun durduğunda dönüp sarı kart vermen lazım. Sonra Kön'ün Oğuz'a yaptığı bir pozisyon. Önce ayağına vuruyor, sonra topu alıyor. Öbür yardımcı hakim açısından net gözüküyor. Bir pozisyon daha var. Net 4-5 tane sarı kartı es geçti. Bu hakemin bu maçta yönetim anlamındaki takdir hakkı, ...ve stratejisi... ...evet hatalıydı, 4-5 sarı kart... ...gösterebilirdi, göstermedi... ...ama gelen anlamda baktığında mesela... ...gerek dün, bak hatalar olmasına rağmen... ...gerekse bugün olmasına rağmen sahada böyle verdiği kararlarla özgüvenli dik duran sahada bir hakem var deyip maçı kontrol altında tutan iki hakem izledik. Önemli bu. Hele bu süreçte çok önemli. Hele hele Fener Galatasaray maçlarında çok önemli. Şimdi 4 hafta kaldı. Bak 4 hafta kaldı. Görünen bu iki takım da kolay kolay puan kaybetmeden o derbi şampiyonluk maçı olan derbiye çıkacaklar gibi. Merkez Erken Kurulu Federasyon. Dört haftası var. Planlı, programlı, öngörülü analiz ederek eğer kendi hakemlerinden kullanacaksa alternatifli, ha yok yurt dışından o maça bir yabancı hakem düşünüyorsa bu dört hafta içerisinde çeşitli iletişimlerle işte önce UEFA'ya başvuracaklar veya hangi ülkeden istiyorsa İngiliz, İtalyan yine alternatifli olmak üzere bir iki tane temasa geçerek şimdiden o planlamayı yapsınlar. Kendi hakemlerinden düşünüyorlar ise de hangi hakem düşünüyorsa... Örneğin Tugay Kaan Numonoğlu mu? Cihan Aydın mı? Veya kimi verecekse ama bir alternatif de kafalarında planlasınlar. Onları bu dört hafta boyunca yıpranmalarını önleyecek şekilde atamalar yapıp... ...o derbiye bu dört haftalık süreçte en iyi konu düşünüp, analiz edip, planlayıp... ...yurt içi veya yurt dışından olmak üzere şimdiden hakemleri belirlemede... ...oraya o da maça yönelik programlamada başlamaları gerekir. Hani son dakika üç gün kala olacak iş değil. Eğer ülkenden düşünüyorsan dediğim gibi hangi hakimse yıpranmadan oraya kadar kullan. Yıpranmayacak şekilde veya kullanmasakla. FIFA hakemi mi, gençlerden mi, tecrübelilerden mi artık ama öngörüyle hareket et. Ha yabancı da oluyorsa eğer düşünüyorsan o maça özellikle şimdiden ülke o ülkenin de hakem olarak üst düzey hangi hakemi düşünüyorsa teması geçerek 4 hafta sonrasına şimdiden planlamanı yap bence. Çünkü yumurta kapıya gelince bu iş olmaz. Yani bir laf var işte, yumurta kapıya dayanınca. Evet, yani o zaman olmaz. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık.